Evet arkadaşlar, yeni akıllı yemliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bakın, ahşaptan yaptığımız kendi el işçiliğimiz. Bakın, deneme aşamasında denedik, oldu. Üstten dolduruyoruz. Yaklaşık 2 kilogram yem alıyor. Hayvanlarımız da buradan yedikçe üstten gelecek. Buradan da dolduracağız. Bakın, iki bölmeli. Şu an burası boş. Buraya da farklı bir yem koyabiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir projeyle daha karşınızdayız. Bakın, bu gördüğünüz ahşaptan, tahtadan yapılmış bir akıllı yemlik sistemi. Bakın, iki bölmeli. Bir taraf böyle, bir taraf böyle. Ayrı ayrı iki yem koyabiliriz. Bunu şu süs bıldırcınları için yaptım. Çünkü devamlı olarak her gün yem vermek zorundaydım. Bunu koyduğum zaman bir hafta falan gidecek, bolca yem alabilir içi. Derin bakın. Yani işim olduğu zaman falan bir hafta tam ilgilenemesem bu şekilde yemini temin edecek hayvanlarımız. Şunlara da şimdi yeni kafes yapıyorum. Şu gördüğünüz mavi pullu bıldırcınlar. Bakın, bunları ayırdım 3 ay falan oldu. Çok güzel bir şekilde çift oldular. Yumurtluyorlar, eşleşiyorlar. Bakın, yumurtaları da burada. Hemen hemen her gün yumurtluyorlar, havalar iyi olduğu zamanları. Şu beyaz olan da bu beyaz Bob White'ları. Beyaz Bob White'lar grup halinde yaşıyorlar ama bunlar 1+1 yaşıyor. Yani üremeler için 1+1 olması lazım. Bakın, bunları ayırdık. Bunlar şu anda yumurtasını yapıyor. Üreme dönemine geldiler ama bunlar aynı şekilde beraberlerdi bunlar. Bunun 4 tane 2 dişi 2 erkek var. Bunları ayırmamıştım. Bunlar henüz eş tutmadı. Yumurtaya falan da gelmedi. Yani demek oluyor ki bu hayvanlar California olsun, Gamble olsun, mavi pullular 1+1 beslenmek zorunda. Küçükken büyüyene kadar grup halinde, daha sonra üretim aşamasında 1+1 beslenecek. Hayvanlarımız kafes ortamında bu şekilde. Daha sonra şimdi bunları ayıracağım için bakın kafes yaptım. Projeler boş durmuyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bu şekilde bakın. Bende olan fazlalık MDF'lerden böyle. Bu 3 bölmeli olacak. Bakın, bunlar kapı yerleri. 3 tane. Buralarda görmemiz için yer. Şu arka taraf. Şuralarda ara bölmeleri. Daha bitmedi. İnşallah bittikten sonra tekrardan bir gösteririm. İşte şunları da yanlara böyle sabitleyeceğim. Yemlerini bakın. Çok buraya granül olan yem, ya etlik piliç yemi ya yumurta yemi, şu an yumurtladıkları için. Buraya da şu tohumları, bunlar muhakkak verilmesi lazım. Dolduracağım. Bu şekilde hayvanlarımız rahat rahat yemlerini tüketebilecek. Örneğin ben şuradaki kafesteki bıldırcınlarımı her gün vermek zorundayım. Çünkü normal kafes olduğu için iki tane ufak yemlik var. Her gün yeniliyorum yemlerini. Ama böyle olduğu zaman rahatlıkla bir hafta, hatta 10 gün, bunlar çok öyle aşırı yem yiyen hayvanlar değil. Bunu full doldurduğum zaman 10 gün yetecek yani 1+1. Bütün şu 3 bölmenin 3'üne de ayrı ayrı bundan yapacağım. Bir tanesini yaptım. Bakın bu şekilde. Alet edevatımız var çok şükür. Bu MDF'leri böyle tek tek ölçtüm, biçtim. Bunu hiç çivi vida kullanmadan, bakın şu zımba makinesi artı şu yapıştırıcıyla bu şekilde basit bir şekilde akıllı yemlik aldım, yaptım. Örneğin şu kafesimi de aynı şekilde bu sistemi yapacağım bu yandan. Yani hayvanlarımızı beslerken kendimiz için, hem de hayvanlarımızın önünden yeme eksik olmasın diye güzel bir yöntem bu. Herkese de öneririm, elinden gelenlere. Bu şekilde elimizdeki böyle atık tahtalarla yapıyoruz. Tabii araç gereç de lazım bunun için. Takımlarımız falan var. Bu şekilde bir proje yaptım. Bunu da işte bugün pazar olduğu için telim bitti. Bitiremedim. Şu ara bölmelerde yarın tel alacağım. Ondan sonra birbirine sabitleyip yani bütün takımları o şekilde oraya yerleştireceğim hayvanları. Ondan sonra çok güzel, rahat bir şekilde onların da üretimini yapmaya devam edeceğiz. Bakın, bu normal bıldırcınlarımız. Bunlar da çok iştahlı hayvanlar. Devamlı yumurtluyorlar, maşallahları var. Bakın, bu da diğer projem. Bunu da kendim yapmıştım. Bakıyorsunuz, gördüğünüz gibi kümes taban ızgarası telleriyle kendi üretimim bu da projem. Yanlarına bakın, otomatik suluğunu bile yaptım. Gayet güzel. Burada da 3 dişi 1 erkek şey var.
Kıbrıs bir tanesi de şu. Benim çalışma hayvanım. Dişi çok iri bir hayvan. Ya bunu Ukraynalılar kadar iri olduğunu iddia ediyorum. Şimdi Ukrayna bıldırcınlarım var. Burada tek bir erkek var. Burada Ayhan abiden aldım sağ olsun yumurtalarını, ben çıkarttım. Şimdi şunlar da 2 hafta tabii 2 haftaya yeni geçtiler yani. 17 günlük falanlar. Şimdi bunlar tam büyüsün, kıyaslayacağım benim o çalışma hayvanlarımla. Devamlı yemleri sular önlerinde. Şunlar bobwhite yavrularımız. Ama maşallah gayet iriler yani. Şu anda bile bakın 16-17 günlük kocaman oldular. Bir tane sultan tavuğu yavrusu var. Gerisi hep bıldırcın. Durum bu arkadaşlar. Projem bu şekildeydi. Bakın yemlik projem. Tekrar gösteriyorum. Aradan da bölmesi var. Çok güzel. Bir tarafa farklı yem, bir tarafa da farklı yem koyabilirsiniz. Kendimce amatör işi. İşimi görecek şekilde yaptım yani. Evet arkadaşlar, bugünkü videom böyleydi. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursa sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar.